Herkese merhabalar. Türkiye'de kimya endüstrisi konumuzla beraberiz. Bugün dersimizde kimya endüstrisi ve çalışma alanına bakacağız. İlaçların yapımı, işte araba boyalarının üretimi, tekstil ve benzeri. Ardından da kimya derneklerine bakacağız. TÜBİTAK, Roketsan, makine kimya endüstrisi ve kimya endüstrisindeki meslek gruplarına bakacağız. Kimya mühendisi ve benzeri hep beraber inceleyeceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere Tonguç, kimya endüstrisi hayatımızın her alana dokunuyor. Hani gerçek yaşam problemleri, işte günlük yaşam problemleri tarzına çıkacak, işte deney soruları falan filan çıkacak diyoruz ya. Aslında bu kimya endüstrisiyle birebir alakalı. Neden diyeceksin? Şampuanlarımız, ondan sonra ne bileyim, bayanlıysak makyaj malzemelerimiz, ondan sonra hastalandıysak ilaçlarımız ve benzeri evlerimizdeki boyalar. Bunların hepsi kimya ile alakalı. Oo. Yani kimya olmadan bir hayat yaşayabilir miyiz Tonguç Öğlen Bey? Yaşayamayız. Şu anda neredeyse yaşamayız. Gerçekten öyle bir pozisyon. Hatta şu kağıt bile, şu kalemin ucundaki mürekkep bile kimya ile öğretiliyor. Dolayısıyla bu kimya endüstrisi birçok sanayi koluyla ilişkili. O yüzden hayatı kolaylaştıran ürünler tasarlıyor Tonguç evladım. Normalde bizim günlük hayatta karşılaştığımız, işte köyde möyde karşılaştığımız şeyleri ne yapıyorlar? Endüstri sanayileşmiş bir şekilde üretip daha da yenilikçi bizim hayatımızı kolaylaştıran ürünler yapıyorlar. Ve her türlü ürünün üretimini ve gelişimini destekliyor. Mesela işte ne bileyim, bir araba üreteceksin. Araba üretirken binlerce çeşit mesela kimya malzemesi kullanıyorsun. Bunların her birisi arabanın üretilmesi için zaruri şeyler. Toplum ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor Tonguç evladım benim. Ekonomi ne demek Tonguç evladım benim? Ekonomi para demek hocam. Aynen, ekonomisine katkıda bulunuyor. Mesela işte sen, şöyle söyleyeyim sana. Normalde bir şeyi üretmek için çok masraf yapacakken kimya endüstrisi sayesinde onda bir masraf, belki %1 masraf yaparak bu işin içinden sıyrılabiliyor. Gel kimya endüstrisinin çalışma alanına baktığım zaman petrokimya hayatımızın her alanında var. Neden? Çünkü arabalarımız bununla gidiyor. Petrol, benzin, doğalgaz, evlerimiz bununla ısınıyor. Ondan sonra işte ne bileyim uçaklar bu şekilde hocam, uçuyor. Ama hocam, arabanız tüplü değil mi? İşte tüp de aynı şekilde petrokimyadan üretiyor. Çünkü petrol ürünleri aslında. Petrol ve petrolün türevleri. Mesela şu naylon, şu vesaire Tonguç evladım, bir plastik var ya. Evet. Plastiklerin çoğu petrolden üretiliyor. İşte mesela plastik torbalarımız, o poşetlerimiz falan filan çoğu. 25 kuruş hocam. Aynı üretim. Evet, ona da paralı oldu gerçekten de, rezalet. Ama çevreyi korumak için değil mi hocam? Evet, çevreyi korumak için güzel bir şey aslında. Yani işte bilmiyorum artık. İlaç dediğimiz şey, bunların hepsi ilaç sanayide üretiliyor ve ilaçlar da tamamen kimyevi reaksiyonlar, kimya tepkimeleri sayesinde üretilen özel maddeler ve bunları ne yapıyoruz? Vücudumuzu aldığımız zaman özel yerleri etkileyerekten bizi iyileştirebiliyor. Kozmetik, işte bayanların makyaj malzemeleri. Ondan sonra otomotiv sektöründe bayağı kimyasal ürünler kullanılıyor. Boyadır. Ondan sonra ne bileyim malzemelerin kuvvetlendirilmesi için yapılan eklemelerdir. Arabanın direksiyonu falan. Yani direksiyon değil de aslında direksiyon da öyle. Direksiyonun kılıfını dahi o kimyasal maddeler üretiyor. Tekstil mesela. Bu nasıl boyanıyor Tonguç evladım sadece bunlar? Tişörtlerimiz niye renkli renkli oluyor? Pamuk normalde beyaz renk. Hepsi beyaz olması gerekiyor. Ama neden? Çünkü boya katıyoruz. Boya da kimya endüstrisinin bir ürünü. Çimentolar. Neden? Nasıl apartmanları bu kadar büyük yüksek yapabiliyoruz? Çünkü o çimentonun kuvveti sayı. Çimento nasıl kuvvetli? O kum normalde Tonguç evladım benim. İşte içine bir sürü malzeme katıyoruz ve bu malzemelerde kimyasal reaksiyonlarla. Kimyevi yapıştırıcı. Aynen. Mesela normalde sıvı çimento, sonra havayla buluşunca çat diye katılaşıyor. İşte bu kimyasal bir reaksiyon aslında. Temizlik ürünleri. Bütün işte hidroklorik asidi var bunun içinde. Arap sabunu var. Arap sabunu var. İşte bunların hepsi aslında. Türk sabunu sabun niye nasıl üretiyoruz Tonguç? Sabun nasıl üretiyoruz biliyor musun? Sabunu. Çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Bunu öğreneceksin 10. sınıfta normalde ama. Sabunlar yağlardan üretilir Tonguç. Aynen, çok enteresan bir şey değil mi? Yağları biz sabunlara dönüşüyoruz. Ben de elimi temizlesin diye kullanıyordum. Ve yağları temizlemesi için kullanıyoruz. Çok enteresan. Ters bir ilişki var ama işte bu kimyanın sihirli ve büyülü dünyası diyorum ben. Cam ve seramik ürünleri ve aynı şekilde o camın kumdan yapıldığını biliyoruz ama nasıl cam haline gelip de bizim içebileceğimiz bardağa dönüşüyor? İşte bu da tamamen kimyanın sırrı diyoruz. Evet, geldik Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizdeki bir tane model soru. Bu model soru aslında birazcık yeni nesil soruyu andırıyor. Kaç model hocam? Yani işte mesela gerçek yaşam problemi bir öncül bilgi veriyor. Bunu yorumlayabiliyor mu bu arkadaşımız diyor. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizdeki sanayi dallarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 1934-1938 yıllarında, yani Atatürk'ün vefatından önceki dönemde, unutma bak, birinci 5 yıllık sanayileşme planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda şeker, dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikaları açılmıştır.
Şekeri biliyorsun, dokuma işte bizim kıyafetlerimiz ve benzeri tekstil. Madeni zaten biliyorsun, işte madenlerden değerli maddeler çıkıyor. Selüloz işte bu kağıt bizim bildiğimiz. Seramik nedir Tonguç evladım benim? Kütahya seramik. Aynen, mesela işte tabaklarımız, ondan sonra banyoların kaplaması falan filan. Fabrikalar açılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan çalışmalarla ilgili. Hangileri olur? Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimi için adım atılmıştır. Evet, doğru, tebrik ediyorum. Çünkü sanayileşme aslında endüstrinin gelişmesi. Endüstri zaten sanayiden türeyen bir şey. Endüstrinin gelişmesi için yapılan bir çalışma. Türkiye'de kimyasal ürün üretimine önem verilmiştir. Evet, doğru. Selülozda kimyasal ürün, seramik kimyasal ürün, şeker kimyasal ürün. Bunların hepsi aslında kimyasal ürün üretimine önem verildiğini gösteriyor. Tıp ve eczacılık üretimine önem verilmiştir. Tonguç, bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun hocam. Burada ilaç sektörüyle alakalı bir şey var mı Tonguç evladım benim? Yok. Bak, şeker, dokuma, maden, selüloz, seramik, bunların hiçbirisi tıp ve eczacılık demiyor. Normalde atlardın. Evet, gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok güzel. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok güzel. Kimya ilaçtır. Halbuki böyle bir bilgi vermemiş. Senden şunu isteyecek yeni nesil soru. Paragraf sorusu ya. Senden şunu isteyecek. Yukarıda verilen bilgiyi yorumlayabiliyor mu? Yoksa ekseden bilgi katma. Normalde ekseden bilgi katarsan sen buna... Evet, gerçekten de bu da olmuştu dersin. Halbuki cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik Türkiye'nin ithal ve ihraç ettiği. İthal ne demek Tonguç Evren Bey? İtalya'dan getirdiğimiz. Aynen öyle. Yani yurt dışından getirdiklerimize İtalya. Yani ithal derken sadece İtalya değil. Amerika'dan, işte Japonya'dan, Papua Yeni Gine'den getirdiğimiz her şey ithal. Zimbabwe. Aynen. Bunların hepsi ithal. Peki ihraç ne demek Tonguç Evren Bey? Bilmiyorum. Ha, dışarıya vermek demek. Mesela biz ihraç ne kadar fazla dersek o kadar biz kazançlıyız demektir. Çünkü biz dışarıya verince ne alıyoruz dışarıdan? Money. Ama hatta euro, dolar ve benzeri böyle değerli moneyler alıyoruz. Seviyorum. Değil mi? Dolayısıyla ama ithal ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Adamlardan mal alıyoruz ama euro, dolarımızı bilmem neyimizi harcıyoruz. Yani onları kullanıyoruz. Dolayısıyla ihraç her zaman güzel bir şey. İthal her zaman kötü bir şey. O yüzden ithal etmekten ziyade bak, İtten aklına gelsin. Kötü bir şey yani. Kötü bir şey. Ama ihraç dediğimiz şeyse her zaman güzel. Evet. Haraç alıyoruz adamlardan. Ooo güzel. Saçma güzel. Sevdim. Evet. Saçma olma. Sen böyle şeyleri seversin diye. Tonguç bunu öyle beğendi. Evet. Geldik Tonguç öyle. Kauçuk ürünleri. İşte plastikler, işte bilmem neler. Kauçuk da birçok endüstride kullanılan bir madde. Mesela arabaların altında böyle hani ayaklarını koyduğun yer vardı ya, kauçuk şeylerdir onlar. Mesela plastik ve ürünleri, işte bu plastik ve ürünleri. Muhtelif kimyasallar değil mi? Herhangi kimyasallar. Birçok organik kimyasallar, canlılardan üretilen kimyasallar. Parfümeri ve kozmetik, zaten biliyorsun makyaj malzemeleri parfümler. İnorganik kimyasallar, bunlar da genellikle sert malzemeler, işte daha doğrusu doğadan bulunabilen organik olmayan malzemeler. Canlılardan üretilmeyen şeyler demek. Mineral yakıtlar, yağlar, işte bunlar da aslında bizim yakıt olarak kullandığımız sabunlar, gübreler, işte bitkilerin gelişimi için ondan sonra boya, macun, vernik, eczacılık ürünleri, fotoğrafçı. Bak buradan... Sana bunlar hangileridir diye sormaz. Ne sorar peki biliyor musun? Ne sorar hocam? Bak, ithalat kötü bir şeydi. İthalatı görünce hemen aklına şu gelsin. Üzüntülü böyle. Adam. Ama ihracatı görünce hop, aynı öyle ha desin. Şimdi demiş ki bak, dikkat et. Maviler Tonguç'um hep yeşillerden küçük, görebiliyor musun? Bir tane falan böyle bir sektörde var. Onun dışında maviler hep yeşillerden küçük. İşte bu ne demek biliyor musun Tonguç evladım? Bu aslında biz patlayıcı adamlarız. Evet, gerçekten ihracatı geçiyor. Şimdi biz aslında şu demek. Bak, ithalatımız ihracatımızdan her zaman fazla. Hatta şöyle bir oran var. %70 ithalatımız var. %30 ise ihracatımız var. Dolayısıyla gerçekten de... O zaman kimyada dışarıya bağımlıyız. Evet, ithalata bağımlı bir sektör. O yüzden kötü bir şey aslında. Bunu biz düzeltmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Teknolojileri geliştirerek yapabiliriz. Adamlar aslında aynı maddeler bizde de var. Onlarda da var. Ama biz teknolojiyi geliştirememişiz. Onlar geliştirmiş. O yüzden o maddeleri bize satabiliyorlar. İşte petrokimya, plastik ve kauçuk %90 üzerinde ithalata bağımlıdır. Bak, petrokimya gerçekten bunların arasında en önemlisi. Ve bunlar da aslında plastik ve kauçuk dediğimiz şeyler. Yani şunlar mesela tamamen aslında ithalata bağımlı, dışarıdan getiriyoruz diyoruz. Çünkü gelişmiş teknolojimiz yok. Kimya derneklerine bakarsak Tonguç evladım benim. Kimya dernekleri deyince makine ve kimya... Siz herhangi bir tanesine üye misiniz hocam? Hayır, üye olamazsın böyle şeylere. Manyak mısın? Bunlar dernek şey mi? Birazcık daha hani böyle dernek derken bunlar birazcık daha kurum aslında. Bunlar hani dernekten ziyade kimya ile alakalı kuruluşlar diyelim bunlara. Dernekten ziyade kimya kuruluşları diyelim biz bunlara. Tonguç evladım benim, makine ve kimya endüstrisi...
mesela bu inanılmaz şekilde Türkiye'nin sanayi sektörüne destekte bulunuyor. Roket yapıyor, patlayıcı yapıyor, makine ekipmanı yapıyor. Zaten o yüzden de buradaki ihracatımız birazcık fazla. Makine kimya endüstrimiz çok gelişmiş ve gerçekten de işte bunu hemen görünce aklına roketler gelsin Tonguç Evladım benim. Şöyle roketler gelsin. Neden Tonguç Evladım benim? Çünkü stratejik olarak çok tehlikeli bir yerde yaşıyoruz. Dünyanın çok tehlikeli bir yerinde yaşıyoruz. Bir sürü savaş var sağımızda, solumuzda, üstümüzde. Her an bir şeyler olabilir. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Savunma sanayimizi sürekli kuvvetli ve diri tutmamız gerekiyor. O yüzden MKE gerçekten çok önemli bir yerde. TÜBİTAK MAM, ilaç, kömür, enerji ile alakalı çalışmalar yapıyor. Tabii TÜBİTAK birazcık daha bilimsel araştırmalar önem veriyor. İşte bu teknoloji geliştirme kısmında dediğim şey aslında TÜBİTAK'ın yaptığı bir görev. Roketsan dediğim şey savunma sanayisinin uçak ve füze üretiliyor. Aynı makine kimya endüstrisi çok fazla işte uğraşınca bir de ne yapmışlar? Roketsan'ı kurmuşlar ve bu sayede hani ikiye bölmüşler işleri. Roketsan'ı sadece ve sadece uçak ve füzeyle uğraşıyor. Makine kimyası şey de yapıyor, silahlar falan da yapıyor. Boren dediğimiz şey yeni bor ürünlerini tasarlıyor. Yeni bor ürünleri dediğimiz şey de işte borla çalışan uçak yakıtlarında kullanıyor bor. Ondan sonra işte bor cam dediğimiz renkli camların yapımında kullanılıyor falan filan. Bir sürü borun kullanım alanı var. Burada enteresan bir bilgi var, onu geliyorum. Ama bir model sorumuz var. Bak Tonguç'um, çok enteresan model soru. Gerçekten güncel yaşam problemi. Türkiye yaşamımız dünya... Yaşamımızda hep sınav oldu. Evet, Türkiye dünya bor rezervlerinin büyük bir bölümüne sahiptir. Bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bora yönelik, bora yenilik katan bir kurum olan Boren'de borlu çimento, yakıt pili, bor katkılı seramik gibi bazı ürünler geliştirilmiştir. Şimdi bak çok enteresan neler yapmışlar. Borlu çimento daha kuvvetli olabilmesi için. Yakıt pili işte biz kullanabileceğimiz enerji kaynağı olarak. Bor katlı seramik gibi böyle değişik ürünler üretmeye çalışıyor Boren. Çünkü dünyadaki bor rezervinin %80'inin neredeyse %80'den fazlası hatta Türkiye'de. Dolayısıyla biz o yüzden çok stratejik ve önemli bir yere sahibiz. İfadelerine hangileri ulaşabilir? Bor kimya endüstrisi için önemli bir madendir. Evet doğru. Neden diyeceksin Tonguç evladım benim? Çünkü gerçekten de dünyanın büyük bir bölümüne sahiptir. Bor ürün ve teknoloji geri bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaya devam etmektedir. Bak neler varmış? Bunlar gibi çok güzel şeyler yapılabiliyor. Demek ki önemli bir yere sahip bor kimya endüstrisi. Kaliteli bor ürünlerinin kullanım alanları oldukça geniştir. Bakar mısın bak bir çimento inşaatlarda, bir enerji için, bir de seramik. Yani çok apayrı sektörler bunlar. Dolayısıyla bunlarda gerçekten de etkilidir diyoruz. Geniştir diyebiliriz. Boren bir kimya endüstrisi kurumudur. Evet doğru. Neden diyeceksin? Çünkü bor dediğimiz malzeme kimyasal bir malzeme. Bu kimyasal malzemeyi yaparken de dikkat ettiysen ne yapıyorlar Tonguç Evren'in benim? İşte yakıt pili. Yakıt pili enerji veren bir madde ve kimya ile çalışan, kimya ile üreten bir şey. Mesela şu anda yaptığımız pilleri nasıl üretiyorsun Tonguç Evren'in? Kimya ile. Kimya ile üretiyorsun. Hani seramiklerin üretiminde kimya endüstrisi vardı hatırlıyorsun. Çimentonun üretiminde kimya endüstrisi vardı. Aslında bunlarla alakalı olduğunu bu üç malzemeden de anlayabiliyoruz. O yüzden cevabımızın deniz olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Evren'in. Geldik meslek dallarına. Meslek dalları. Tonguç Hanım, kimya mühendisliği çok güzel bir meslek. Neden diyeceksin? Çünkü... Para kazanılıyor. Hayır. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Bir şey bulursun. Aynı mesela şey vardı ya. Neydi bizim Nobel ödülü alan bilim adamımız? Hani çok ünlü bir adam vardı. Aziz Sancak. Aziz Sancak kimya. Kimya bölümü mezunu. Dolayısıyla kimya endüstrisi hatta galiba benim bildiğim kadarıyla. İşte ona rağmen Nobel ödülü... Ona rağmen derken... Onunla beraber Nobel ödülü alabiliyor. Dolayısıyla kimya mühendisliği, kimya ile ilgili alanlarda... O kadar çok keşfedilecek şey var ki, o kadar çok yeni tepkime yapabilirsin ki ve bir tane şey bulursun, patent bulursun mesela, dünyanın ünlü adamı olursun, Nobel ödülü alırsın. Hatta yani bir patentte ömrün boyunca inanılmaz büyük bir prestij, maddi kaynak sağlayabilirsin. İşte kimya mühendisliği böyle büyük gelişmelere açık. Dolayısıyla kimya mühendisliği kimyanın teknolojilerini kullanaraktan yeni ürünler geliştirmeye odaklanmış bir meslek dalı. Aynı zamanda gıda mühendisliği. Zaten yediğimiz bütün gıdaların hepsi bütün kontrollerden geçmek zorunda. Ve bu kontroller bizim insan sağlığı için çok gerekli. İnsan sağlığıyla kimyasal reaksiyonları, kimyasal özellikleri birleştiren bir mühendislik aslında. Tabii diyor ki ben kimyanın olanaklarını kullanarak daha gelişmiş besinler üretmeye çalışacağım diyor. Ziraat mühendisliği. Ondan sonra ziraat mühendisliği tarımla uğraşıyor. Ondan sonra petrol mühendisliği Tonguç evladım benim. Petrol mühendisliği de tamamen petrokimya endüstrisiyle uğraşıyor. Ve petrol ve petrol ürünleri işte şu plastik bile petrol ürünü aslında. Gerçekten hayatımızın çok bir yerinde var. Ve bununla uğraşan petrol mühendisliği diyoruz. Peki Tonguç evladım benim. Geldik sınav tarzı soruya.
Oo. Evet, şimdi gerçekten de babalara geldi. Gerçekten büyük yaşam deneyimlerim. Tonguç Ali. Hemen sorumuzu okuyalım. Nanoteknoloji günümüzde yavaş yavaş kullanılmaya başlanılan ve yakın gelecekte dünyanın tüm sanayi kollarında yaygınca kullanılacak bir teknolojidir. Nanoteknolojiyle üretilen bazı ürünler aşağıda verilmiştir. Güneş kremleri, kendi kendini temizleyen cam, kendi kendini temizleyen boya. Yuh artık. Buna göre nanoteknolojiyle ilgili hangileri ulaşabilir demiş. Tonguç Evlen çok enteresan bak. Kendi kendini temizleyen cam yapmış adamlar ya. Bunu nasıl yapıyorlar Tonguç Evlen Bey mi? İmkansız. Nanoteknoloji sayesinde yapabiliyorlar. İşte hemen kimya endüstrisinin gelişmesine katkı sağlar. Evet kesinlikle doğru. Neden diyeceksin? Çünkü bunların hepsi kimya ile üretilen malzemeler. Bunların hepsi cam mesela, işte krem mesela, ondan sonra kozmetik malzemeler, ondan sonra işte boya. Bunların hepsi kimya endüstrisiyle uğraşan maddeler. Dolayısıyla doğru. Yeni kimya endüstrisi ürünlerinin oluşturmasına hizmet veren önemli bir... Evet doğru. Yani sen hiç kendi kendini temizleyen boya duydun mu Tonguç Evlen Bey? İmkansız. Hayır, var işte o teknoloji yapmış. Gerçekten de yeni... Asparagas inanmayın hocam. Hayır, yeni hizmet veren ürünler oluşturuyor gerçekten. Geliştirdiği ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet doğru. Ben niye bir daha boyayı, bir daha boyayayım, bir daha kat kat boyayayım? Adam kendi kendini temizleyen boya yapmış zaten. Dolayısıyla hayatımızı gerçekten kolaylaştıracak ürünler yapıyor. Cevabımız denizli. İşte okuduğumuz bilgiyi yorumlayabilecek. Bir de en azından şunu bilebileceğiz. Ya cam, krem ve boya zaten kimya endüstrisi ürünüdür. Bunu bileceğiz en azından diyoruz. O zaman ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana göre. Teşekkürler hocam.